Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. İngilizce'de en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Fiillere, aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle kullanılan terimlere, deyimlere, ifadelere hatta bazı fiillerde atasözlerine bakıyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz. Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle çözümlemesi, cümle çevirisi yapıyoruz. Daha önce bir videoda İngilizce'de en çok kullanılan 100 fiili çıkartmıştık. Listesini yapmıştık. Onun kartını biraz sonra ekleyeceğim. Serimizin 9. videosuna geldik. To need fiilini çalışıyoruz. İhtiyacı olmak demek. Videoya başlarken. Sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Ayrıca aklımdayken süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ederim. Haydi başlayalım. Hemen şuraya ekleyelim. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. İngilizce'de en çok, en sık kullanılan yüz fiil. Videonun kartını buraya ekliyorum. İzlemediyseniz izleyip çalışabilirsiniz. Hem de bu serimizin hangi sırayla gittiğini görmüş olursunuz. Serimizin 9. videosunda to need ihtiyacı olmak fiilini çalışıyoruz. To need Türkçe'ye ihtiyacı olmak karşılığını verir. İki tane basit cümle. You don't need a new cell phone. Senin yeni bir cep telefonuna ihtiyacın yok. I need some advice on this matter. Benim bu konuda biraz tavsiyeye ihtiyacım var. Bakın fiilin kullanılması mantığı aynı Türkçe karşılığı gibi. Dolayısıyla çok zor bir fiil değil. To need fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Hemen yıldızımızı atalım. Bilmeyenler varsa tekrar ediyorum. Bu serimizin her videosunda her fiil ile yazdığımız terimleri, deyimleri, ifadeleri hatta atasözlerini mutlaka yazın, ezberlemeye çalışın ve uygun yerlerde kullanmaya çalışın. Hem konuşurken hem de bir metin oluştururken kullanabilirsiniz. Need ihtiyaç demek, isim hali. Urgent need acil ihtiyaç demek. Need help yardıma ihtiyacı olmak. Need some support birazcık desteğe ihtiyacı olmak. Need time zamana ihtiyacı olmak. Need a vacation tatile ihtiyacı olmak. Need time to think düşünmek için zamana ihtiyacı olmak. Need time to recover, düzeltmek için zamana ihtiyacı olmak demek. Bir de biraz önceki cümlede ne kullanmıştık? Şuraya ekleyelim. Need some advice değil mi? Birazcık tavsiyeye ihtiyacı olmak demek. Hemen tekrar bir okuyalım. Need, ihtiyaç. Urgent need, acil ihtiyaç. Need help, yardıma ihtiyacı olmak need some support birazcık desteğe ihtiyacı olmak need time zamana ihtiyacı olmak need vacation tatile ihtiyacı olmak need time to think düşünmek için zamana ihtiyacı olmak need time to recover düzeltmek için zamana ihtiyacı olmak need some advice tavsiyeye ihtiyacı olmak demek Geldik örnek cümlelere. Farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile fiilin nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğrenelim. I need some of your books. Can I borrow them? Kitaplarından bazılarına ihtiyacım var. Ödünç alabilir miyim? Onları ödünç alabilir miyim? Call me if you need anything, okay? Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara, tamam mı? Bakın yine kalıp cümle. Uygun bulduğunuz cümleleri de yazıp ezberleyebilirsiniz ve bütün olarak kullanabilirsiniz. Alice and her children need all the help they can get. Alice ve çocuklarının alabilecekleri her yardıma ihtiyaçları var. Do you need anything? Senin bir şeye ihtiyacın var mı? Bakın kalıp cümle. Do you need anything else? Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Bakın yine kalıp cümle. I need some of your books. Can I borrow them? Senin kitaplarından bazılarına benim ihtiyacım var. Onları ödünç alabilir miyim? Call me if you need anything, okay? Bir şey ihtiyacın olursa beni ara tamam mı? Alice and her children need all the help they can get. Alice ve çocuklarının alabilecek her yardıma ihtiyaçları var. Do you need anything? Bir şeye ihtiyacın var mı? Do you need anything else? Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Yine örnek cümlelerle devam ediyoruz. Do you need help? Yardıma ihtiyacın var mı? Bakın kalıp cümleye. I need to talk to you about something. Seninle bir şey hakkında konuşmam lazım. Konuşmaya ihtiyacım var. We need more time to think about it. Bunu düşünmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var. I just need a short break. Benim sadece kısa bir molaya ihtiyacım var. I just need go for a vacation. Benim sadece tatile gitmeye ihtiyacım var. We didn't need to read your mind to know you were lying. Yalan söylediğini anlamak için aklını okumamıza gerek yoktu aklını okumaya ihtiyacımız yoktu. Basit cümleler, orta seviyede cümleler ve biraz daha zor cümleler kullanıyorum. Bundan sonra da o şekilde devam edeceğiz. Do you need help? Yardıma ihtiyacın var mı? I need to talk to you about something. Seninle bir şey hakkında konuşmam lazım. We need more time to think about it. Bunu düşünmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var. I just need a short break. Sadece kısa bir molaya ihtiyacım var. We didn't need to read your mind to know you were lying. Senin yalan söylediğini anlamak için aklını okumamıza gerek yoktu. You need to take some cyber security measures in your company. Şirketinizde bazı siber güvenlik önlemleri almaya ihtiyacınız var cyber security measures siber güvenlik önlemleri bakın take measures şöyle birleştirirsek önlem almak karşılığını veriyor önlem almak zaten take fiilini çalışacağız İngilizcede en çok kullanılan 100 fiil listesinde var Do we really need money to be happy mutlu olmak için gerçekten paraya ihtiyacımız var mı kalıp cümle Having enough money to meet our needs and the needs of our family brings us happiness. İhtiyaçlarımızı ve ailemizin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar paraya sahip olmak bize mutluluk getirir. Our needs bizim ihtiyaçlarımız ve the needs of our family ailemizin ihtiyaçları. Hemen bunları da okuyalım you need to take some cyber security measures in your company. Şirketinizde bazı siber güvenlik önlemleri almaya ihtiyacınız var. Do we really need money to be happy? Mutlu olmak için gerçekten paraya ihtiyacımız var mı? Having enough money to meet our needs and the needs of our family brings us happiness. İhtiyaçlarımızı ve ailemizin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar paraya sahip olmak bize mutluluk getirir. Ve the end of the video geldik videonun sonuna. Serimizin 9. videosunda to need ihtiyacı olmak fiilini detaylı bir şekilde çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazarak fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız bu serinin devamı olan videolardan, farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.